Kurban Bayramı olunca kurban kesim merkezlerinde de sabahın erken saatleri itibariyle yoğunluk başladı ve o yerlerden birisine döneceğiz. Karşımızda Sinem Karataş var. Sinem, dediğimiz gibi sabahın erken saatlerinde yoğunluk başladı. An itibariyle oradaki atmosfer nasıl? Sözü sana bırakalım. Evet, sizin de söylediğiniz gibi sabahın erken saatlerinden bu yana bir yoğunluk var. Yoğunluk devam ediyor. Biz Başakşehir'de bir kurban kesim noktasındayız. Öncesinde Kurban Bayramı'nın öncesinde hayvan kurban kesim yerleri ve satış yerleri belirlendi. Başakşehir'deyiz dedik. Buradaki işlemlerden biraz bahsedelim. Bayram namazının ardından binlerce vatandaş kurban kesim yerlerine akın etti diyebiliriz. Kurban kesim yerlerinin hayvan pazarlarının yolunu tuttu ve hayvanlarını kestirmek için buraya geldiler. Neler yapılıyor burada kurban pazarında, ondan da bahsedelim. Aynı zamanda kimi vatandaş da bayramın ilk gününe bıraktı kurbanlık almayı, belki daha uygun fiyata kurbanlık buluruz umuduyla. Kurbanlıklar kesiliyor dedik. Usta ellerden, usta kasapların ellerinden geçiyor kurbanlıklar. İtinayla yapılıyor bu işlem ve hijyen de önemli. Kaçak kesiminde önüne geçmeyi hedefliyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Bununla ilgili de bu kapsamda da bazı yasaklar ve uyarılarda bulunuldu. Bazı yasaklar konuldu. Bizler buradaki atmosferi sizlere aktarmaya çalışacağız şimdi. Yanımızda veteriner hekim Yunus Kan var. Kendisinden daha ayrıntılı bilgi alacağız. Evet Yunus Bey, biraz anlatabilir misiniz? Burada neler yapılıyor? Nasıl kesiliyor kurbanlıklar? Merhaba, öncelikle hoş geldiniz. Herkese iyi bayramlar diliyoruz. Başakşehir Belediyesi kurban satış ve kesim alanında kurban bayramı öncesinde ciddi bir hazırlık yürüttük. Bu anlamda hayvanlar kesime başlamadan önce genel bir muayeneden geçirildi. Gerek yaş bazında, gerek kurbanlık vasfını taşıyıp taşımadıkları konusunda elediğimiz hayvanlar farklı yerlere sevk edildi. Kesim işleminin önüne geçildi. Burada kesim sırasında 5 kişilik bir veteriner hekimle birlikte genel olarak etin sistematik muayenesi yapılıyor. Bu anlamda zoonoz hastalık dediğimiz hayvanlardan insanlara bulaşabilen hastalıkların önüne geçirilmek adına bir genel et muayenesi yapmaktayız. Bu et muayenesi sırasında tespit ettiğimiz bulgular saptanırsa şayet kesim işleminin önüne geçmekteyiz. Kısaca bu şekilde. Kurbanlık firarlarının da önüne geçmeye çalışıyorsunuz. Bu kapsamda ne gibi önlemleri aldınız peki? Sabahtan bu yana firar oldu mu hiç? Şu an için herhangi bir firar söz konusu değil. 10 kişilik bir ekibimiz var. Farklı bölgelere konuşlandırdığımız. Bu arkadaşlarla, işte arkadaşımla birlikte bu kaçma olaylarının önüne geçmeye çalışmaktayız. Kaçak kesiminde önüne geçilmesi için bazı yasaklar konuldu, kurallar var. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Vatandaş yeterince bilinçlendi mi? Şimdi yerel yönetimlerin belirlediği kesim noktaları var. Buralara biz zaten ekiplerimizi konuşlandırdık. Gerek kolluk kuvvetleri, gerekse hayvan yakalama timimizden ekipler mevcut bulunmakta. Vatandaşlarımıza da yerel yönetimlerin belirlediği noktalarda kesim yapmalarını öneriyoruz. Peki sabahtan beri yoğunluk var. Bayramın ikinci, üçüncü günde aynı yoğunluk söz konusu oluyor mu? Önceki yıllara nazaran nasıl bir yoğunluk var, ondan da bahsedelim. Yoğunluk burası biliyorsunuz Türkiye'nin en modern kurban satış ve kesim alanı olduğu için vatandaşlarımız yoğun bir rağbet göstermekte. Bu anlamda ikinci günü, üçüncü günü, dördüncü günü olmak üzere bayramın her günü burada ekiplerimiz hazır kıta beklemekteler. Yani bu anlamda çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürmekteyiz. Kesim sonrası ilaçlama personelimiz 9 adet mobil kesim konteynerimizin genel hijyen, dezenfeksiyon çalışmalarını yürütecek. Aynı gün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu şekilde bir hizmet vermekteyiz. Evet, Başakşehir'deyiz. Kurban kesim noktasında sabahtan bu yana yoğunluk var dedik. Yoğunluk giderek artıyor, bunu da söyleyebiliriz. Kesim için vatandaşlar geliyor kurbanlıklarını alıp, aynı zamanda satış da bir yandan devam ediyor hayvan pazarında. Başakşehir'den şu an için aktaracaklarımız bu kadar. Söz tekrar stüdyoda. Evet, Sinem Karataş o kurban kesim merkezlerinden birinde, Başakşehir'deki o tesisteydi. O kesim sürecini ve heyecanı bize ulaştırmış oldu ve bayram